kombinasyon olasılıkla ilgili. İlk iki sayfada gayet sağlam sorular çözmüştüm. Onlara devam ediyorum. İlk sorudan hatta güzel bir soruyla başlıyoruz. Uzunlukları 30'ar santim olan A ve B fitillerinin yanma süresi sırasıyla 10 ve 15 saattir. B fitili rastgele bir noktadan kesilerek iki parçaya bölünür ve 3 fitil aynı anda yakılırsa, B fitilinin parçalarının tamamının A fitilinden önce yanıp bitme olasılığı kaçtır diye sormuş. Burada önce şunu tespit etmeliyiz arkadaşlar. İkinci parça öyle parçalara bölünmeli ki 10 saatten daha az sürede yanıp bitmeli. O yüzden maksimum 10 saatte yanması için 30 santim 15 saatte yanıp bitiyorsa 10 saatte 20 santimi yanar. Neden 10 saat dedim? Birincisi 10 saatte yanıp bittiği için bunun parçaları da 10 saat ve daha az sürede yanacak şekilde parçalanmalı. O zaman arkadaşlar bakın şimdi B 20'ye 10 olsa burası 10 saatte yanar biter. Burası da böyle 5 saatte biter. Haliyle o zaman 20 ve 20'den daha küçük parçalara bölmemiz lazım. Onu da nasıl yapabilirim? Burada işin zaten gıcık kısmı. Bakın şimdi 10'ar santimlik 3 parçaya böleyim. Eğer şu ortadaki bölgeden istediğiniz noktadan kesin ayırın bakın. Şöyle bir yerden ayırsanız hakikaten 20'den küçüktür. Burası da 20'den küçüktür. Her türlü 10 saatten az yanar mı? Yanar. Haliyle şuradan bir yerden bölseniz 10'dan biraz büyük. Burası da yine 10'dan biraz büyük ama asla 20'ye eşit değil. Dolayısıyla o zaman ben şu bölgeden istediğim noktadan kesebilirim. Toplam 10-10-10 3 parça var. Ama 10 santimlik istediğim parçadan böldüğümde 20 ve daha küçük parçaları elde ettiğimden 1/3 olasılıkla bu 10 saatten daha az yanar arkadaşlar. Şekildeki 2 satır ve 4 sütundan oluşan 8 hücreye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her hücreye bir tane gelecek şekilde rastgele yazılıyor. Her bir sütundaki sayılar toplamının eşit olduğu bilindiğine göre satırdaki sayıların toplamının eşit olma olasılığı kaçtır? Her sütundaki sayıların toplamının eşit olması demek o zaman şöyle düşünebiliriz. 1, 8 daha 9, 2, 7 daha 9, 3, 6 daha 9, 4, 5 daha 9. Demek ki sütunların bu şekilde toplamları aynı oluyor. Haliyle şunu yapmamız lazım. Yukarıdan başladık diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var ya burada hangilerini çekip alacağız? 1, 2, 3, 4'ü ele alalım mesela, tamam mı? Bu 4 sayıyı arkadaşlar 4 faktöriyel şeklinde ben buraya sıralarım. Ama 1 buraya geldiği zaman artık mecburen ne olması lazım? 8 bunun altına gelmesi gerekiyor. Ya da 4 buraya geldiğinde altına mecburen ne gelmesi gerekiyor? 5 gelmesi gerekiyor. O zaman 4 faktöriyel çarpı 1. Üste yazdıklarımızı alta da yazabiliriz. Çarpı 2 yer değiştirir. Örnek 1, 8 olduğu gibi 8, 1 de olur. 4, 5 olduğu gibi 5, 4 de olur. Ve bunların her biri için geçerli bu. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Gördüğünüz gibi 1 ile 8 kendi arasına yer değiştirebilir. 4 ile 5 kendi arasına yer değiştirebilir. İşte 3 ile 6 ve 2 ile 7 yer değiştirebilir. O zaman bizden istenen durum budur. 4 faktöriyel çarpı 2 üzeri 4 yani 16. Bu istenen tüm durum. Bir de satırdaki sayılar toplamı eşit olmalı diyor. Satırdaki sayıların toplamının eşit olması için 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den 36. Haliyle üst satırda 36 olması lazım. Alt satırda 36 olması lazım arkadaşlar. Bu da şu demektir. Üstteki satırında sayıların toplamının 18 olması lazım. Alttaki sayıların toplamının da 18 olması gerekiyor arkadaşlar. O da nasıl olur? 2, 8 daha 10, 3... Evet, bu şekilde olursa bakın, üst satırda 2, 8, 3, 5, altta da mecburen 7, 1, 6, 4. Gördüğünüz gibi 2, 8 daha 10, 18, 8, 10 daha 18. Demek ki ya böyle bir diziliş olacak ya da 2, 8, 3, 5, altta, 7, 1, 6, 4, üstte. O zaman bakın bu 7, 1, 6, 4, 1, 6, 4, 7 fark etmez. Bunlar kendi arasında bir yer değiştirir. Üstteki ile alttaki. İkinci durumda ise 2, 8, 3, 5'i istediğim gibi sıralarım. 4 faktöriyel ama artık ne olur?
Ben onu istediğim gibi sıraladığım an 8'in altına 1, 3'ün altına 6, 5'in altına 4 ve 7'nin 2'nin altına 7 gelmesi için geri kalan 7, 1, 6, 4 tek bir şekilde sıralanabilir. Örnek, sen 2'yi yerleştirdin, 3'ü böyle yerleştirdin, 5'i böyle, 8'i de böyle. 8'in altına mecburen 1, 1'in artık hakkı yok. 5'in altına 4, mecburen hakkı yok. 3'ün altına 6, 2'nin altına 7, değiştirme hakkın yok. Dolayısıyla böylece bakın istenen durumda bu olmuş oldu. 4 faktöriyeller gitti. 2 ile de 16 sadeleşti. 1 bölü 8 ihtimalle bu biraz uzun sorunun çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Şekil 1'de 3 satır ve 8 hücreden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tablonun 4 hücresi maviye boyanarak şekil 2'deki gibi desenler oluşturuluyor. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak şekilde kaç farklı desen oluşturulabilir? Birinci durum aynı bu şekil 2'deki görüntü gibi ortadaki 4 sütunlu satırı gördüğünüz gibi seçeriz 4'ün ikilisi. Geri kalan birinci ve üçüncü satırdan birer tane kare seçeriz boyamak için. İkinci durum şöyle olur. Bundan bir tane boyarım. Şundan iki tane boyarım. Bundan da bir tane boyarım. O zaman yukarıdaki 2'nin ikilisi, ortadaki 4'ün birlisi ve aşağıdaki 2'nin birlisi. Tam tersi, üsttekini bir tane boyarım, alttakini iki tane boyarım. O zaman çarpı 2 diyeceğim bakın bunların birbiriyle yer değiştirmesi olduğu için. Dolayısıyla 6 çarpı şurası 1'in birlisi demişim hemen orayı düzelteyim. 6 çarpı 4'ten burası 24 oldu. Burası da 1 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2'den böylece 16 oldu. Toplam 40 tane durum varmış. X kare eksi 4 x artı 6 parabolünün tanım kümesi 0 8 verilmiş. Parabolün üzerinde alınan herhangi bir noktanın apsisinin ordinatından büyük ya da ordinatına eşit olma olasılığı. Apsisinin ordinatından büyük veya eşit olması arkadaşlar budur işte. X büyük eşit. Y dediğimiz zaten x kare eksi 4 x artı 6'nın tamamı. O zaman eşitsizlik sorusudur bu. X kare eksi 5 x artı 6 olur. Buradan da x eksi 3, x eksi 2 gelir. Köklerimiz tablo hemen yaparsak bir kökümüz 2, bir kökümüz 3. Artı, eksi, artı olacak. Hemen sayı doğrumuzu oluşturalım. 0, 8 aralığında sonuçta tanımlı arkadaşlar. Ve istenen durum nerede oluşuyor? Şu eşitsizliğin sıfırdan küçük olması için 2 ve 3 aralığı bakın bu şekilde. Toplam burada gördüğünüz gibi ne var? 0'dan 8'e arkadaşlar kaç aralık var? 7, 8 tane aralık var bakın. Bu 8 aralıktan 2-3 arasında zaten bir aralık var. Dolayısıyla biz 0 ile 8 aralığındaki 8 parçadan bir tanesini seçiyoruz. Eğer içinize sinmediyse düzgünce göstereyim bakın. Şöyle bir çubuk olarak düşünün. 0-1 arası 1 birim. 0-2 arası 2 birim, 0-3 arası 3 birim, 0-4 arası 4 birim. Demek ki o zaman 0 ile 8 arası gördüğünüz gibi 8 tane birim yani 8 parça. Buradan sadece bir parça bu durumu sağlıyor. 1 bölü 8 oldu. Aşağıda birlikte yanan 4 mum gösterilmiştir. Bir çocuk her üfleyişte 2 tane mumu söndürebilmektedir. Bu çocuk bu mumları 2 kez üflüyor. Çocuk ilk üfleyişinde yan yana olan 2 mumu söndürdüğüne göre İkinci üfleyişinde de yan yana olan iki mumu söndürme olasılığı kaçtır? Yan yana iki mumu söndürdüğüne göre arkadaşlar bakın 1, 2 bunlar ve 3. 3 tane durum var yan yana iki mumu söndürdüğüne göre. Diyelim yan yana iki mumu söndürdüğü zaman eğer bu ikisini söndürmüş olursa geriye kalan bu iki tanesini söndürür. Bir tane hakikaten istenen durum olur. Üflediği an ikisi de söner. Eğer ki şu son ikisini ilk başta üfleyip söndürdüyse bunlar kalır. O zaman yine arkadaşlar bunları bir tanesini bile söndürse yanındaki de söneceği için istenen durum oluşur. Ancak eğer ki bu iki mumu söndürdüyse başta ve sonda ayrık iki mum kalacağı için bunlardan herhangi birini söndürdüğünde diğeri yanıyor kalır. O zaman istenen durum 2 tane arkadaşlar. Toplam durum 3 tane. 2 bölü 3 olasılıkla bu şekilde ikincide de yan yana olan mumları söndürmüş olur.
Bir öğretmen 8 tane çoktan seçmeli soru için 4 seçenekli cevap anahtarı hazırlayacaktır. Yanda verilen örnek cevap anahtarındaki gibi her seçenek aynı sayıda olacaktır. Buna göre öğretmenin hazırlayabileceği tüm cevap anahtarlarından biri seçildiğinde seçilen cevap anahtarında A cevabının ardışık 2 soruda olma olasılığı kaçtır? Güzel bir soru. Şimdi bakın burada 1, 2, nokta nokta 8 tane soru var sonuçta. Neye dikkat edeceğiz? A, B, B, C, C, D, D şeklinde bunlar sıralanacak. 8 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. Doğru mu? Çünkü sonuç itibariyle 4 tane şıkkımız var. Her bir soru için aslında 4 ihtimalimiz var. Birinci soru yani A'da denk gelebilir, B'de denk gelebilir, C'de denk gelebilir, D'de denk gelebilir ve bunları sıralayacağız. Gördüğünüz gibi örnek bir görüntü şöyle olabilir hakikaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sorular bakın. A, B, B, C, C, D, D diye sıralanmak durumu olabilir. Dolayısıyla burada tüm durumlar budur. İkişer tane A, ikişer tane B, ikişer tane C ve ikişer tane D olan. Peki A'nın paket halinde arka arkaya gelme durumu nedir? O zaman şunu söyleriz işte. A'lar paket halinde aslında bir kişi gibi. Geri kalan 6 tane soru için 6 tane durum var. Bir de bunlar birlikte 7 faktöriyel. Böylece artık yine 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Neden? Burada bir kere sonuç olarak tabii şurada 2 faktöriyele bölüyorsak 2 ile de çarpalım. A'lar kendi arasında yer değiştirdiğini varsayarsak 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde bunları sadeleştirmiş oluruz. B'ler zaten kendi arasında yer değiştiremez. C'ler de, D'ler de. Dolayısıyla istenen durum 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel üzeri 3 yani 2 üzeri 3. Tüm durumlar 8 faktöriyel bölü 2 üzeri 4. Bunlar gitmiş oldu arkadaşlar. 2, 7 ile 8 sadeleşti. 7 kal, şey 8 kaldı pardon. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 oldu sorunun cevabı. Bakalım. 3 evli çift arasından rastgele seçilen 2 kişinin evli çift olmadığı bilindiğine göre birinin erkek diğerinin kadın olma olasılığı kaçtır? Evli çift olmamayı yapalım önce. Şimdi normalde 6 kişiden 2 kişi seçersek rastgele bunlardan da 3'ün birlisini çıkarırsak neden? 3 evli çiftten birini seçtiğimizi varsayıyoruz. Bu tüm durumlar ve evli olan durumlar. Böylece geriye 15 eksi 3'ten 12 tane evli olmayan durum kalır. Paydamız 12 oldu. Payı ne diyeceğiz? Bir erkek bir kadın dediğine göre 3 erkekten birini seçtiğimiz zaman geri kalan 2 kadından da birini seçmeliyiz. Niye? Erkeğin, o seçtiğimiz erkeğin eşi denk gelmemesi için. Böylece 6 tane de bu durum var. 6 bölü 12'den 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Papatya kelimesinin harfleriyle anlamlı veya anlamsız 7 harfli kelimelerin kaç tanesinde Y ve T harfleri tüm ağların solunda bulunur? Haliyle şunu söyleyebiliriz o zaman. Y, T, A, A ya da T, Y, A, A olacak arkadaşlar. Ve bunlar bu arada şey olmak zorunda değil. Yan yana olmak zorunda değil. Bakın şöyle bir görüntü olabilir. Bakın böyle olur. Ya da P buraya P olur. Bu gördüğünüz gibi böyle bir durum olmasında bir mahsur yok. O zaman şunu söyleyeceğiz. P, şey, Y, T ve A arasında herhangi bir sıralama yok. Hemen ne diyorduk bunlara? Y, T, A'yı direkt X, 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 X diye düşünün. Geriye hangi harfler kaldı? P kaldı. A'dan bu arada 3 tane varmış pardon. Bu şekilde geriye arkadaşlar bir tek P'ler kaldı. O zaman 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Niye? Y, T, A, A'yı tek harf gibi düşünüyorum. Böylece aralarında herhangi bir yer değiştirme hakkımız olmuyor. Direkt sıraladığımızda Y, T, A, A, A şeklinde sıralanıyor aralara harfler girse bile. Çarpı 2 faktöriyel çünkü P'lerden de 2 tane var. Yalnız şunu da ama hesaba katmamız lazım. Y ve T arasında yer değiştirme yapabiliriz. Örnek Y, T, A, A şeklinde sıralandığı gibi T, Y, A, A, A şeklinde de sıralanabilir. Haliyle o yüzden bir de 2 ile çarpmam lazım. Y ve T arasında yer değiştirebildiği için. Böylece 7 çarpı 6, 42 tane durum oluşur. Bu soruyu araya kaynatmışız. Aslında gayet kolay soru.
Neyse aradan çıksın. Beş anahtardan iki tanesinin bir kapıyı açtığını bilen Suat ilk denemesinde kullandığı anahtarıyla kapılı kapıyı açamamaktadır. Buna göre kullandığı anahtarı bir daha kullanmamak şartıyla Suat'ın kapıyı ikinci denemesinde açma olasılığı nedir? Zaten bir tanesini kullandı arkadaşlar bozuk olanlardan. O zaman geriye dört tane anahtarı kaldı ve bunlardan iki tanesi açıyor. 1 bölü 2 olasılık. 8 soruluk bir sınavda her sorunun 5 tane seçeneği bulunmaktadır. Sınava girecek bir öğrenciye hocası 4 tane sorunun cevabının A, 2 tanesinin B ve diğerlerinin C ve D şıklarını olduğunu söylüyor. Buna göre bu öğrencinin cevap seçeneklerini rastgele hocanın dediği sayıdaki gibi işaretlerse tüm soruları doğru işaretleme olasılığı kaçtır? Bu da çok sıkıntılı bir soru değil aslında arkadaşlar. Sonuçta 4 tane sorunun cevabı A, 2 tanesinin B ve diğerlerinin C ve D olduğunu biliyorsak şöyle bir durum vardır. 8 faktöriyel şeklinde sıralanır bu A, B, C, D şıkları. 4 tanesi aynıymış. B'lerden de 2 tanesi aynı. Böylece 840 tane arkadaşlar durum oluşur. 840 tane, 4 tane A, 2 tane B, 1 tane C ve D şıklarını biz 8 soruya dağıtabiliriz bu şekilde. Ama bunlardan tabii ki sadece bir tanesi doğru. 1 bölü 840 olasılık. Bir nevi permütasyon sorusu çözdük bakın. Kim milyoner olmak ister yarışmasında Balçova hangi şehrin bir ilçesidir? A. Aydın, B. Muğla, C. İzmir, D. Denizli sorusuna cevap verecek olan yarışmacı yanlış cevaplardan birinin Denizli olduğunu bildiğine göre %50 joker hakkını kullandığında doğru cevabı bulma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben baştan söyleyeyim. Doğru cevabın ne olduğu zaten burada önemli değil. A, B, C'den biri ama doğru cevap İzmir'dir. Balçova İzmir'in bir ilçesidir. Denizli'nin zaten olmadığını biliyor. O zaman joker hakkı arkadaşlar %50 joker hakkı. Yanlış olan iki cevabı silerse ya A, B'yi siler ya A, D'yi siler ya da B, D'yi siler. Doğru mu? A, B'yi silerse zaten Denizli'nin de olmadığını biliyor. O zaman 1 bölü 3 olasılıkla AB'yi siler ve 1 olasılıkla çocuk kesinlikle doğru cevabı bulur. İkinci durum AD'yi silerse zaten bildiği cevap gitti. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Neden? A ve D gitti. B ve C kaldı. Bunlarla ilgili fikri yok. Ya Muğla ya İzmir'i işaretleyecek. İkisinden biri doğru cevap gelecek. BD'de de aynı şekilde arkadaşlar. Yanlış olduğunu bildiği cevap elenince A ve C şıkları arasında kalır. Dolayısıyla 1 bölü 3 olasılıkla BD silinir ve 1 bölü 2 olasılıkla bu doğru cevabı bilir. Böylece 1 bölü 3 parantezinde 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Payda eşitlersek 4 bölü 2 çarparsak 2 bölü 3 olasılıkla bu soruyu doğru cevabını bilecekmiş. Güzel bir soruydu bence o. Geldik son soruya. Yandaki kareli zemini ortak kenarı olan kareleri farklı renklerle boyamak şartıyla 4 farklı renkteki kalemle kaç farklı şekilde boyayabiliriz? Kesinlikle bunu bir denemeniz lazım. Çünkü arkadaşlar burada bazen karıştırılıyor mevzu. Düzgünce size çözmem lazım bunu. Dikkatlice lütfen dinleyin. Ama lütfen önce kendiniz bir uğraşın. Renklerimiz arkadaşlar sarı, mor, yeşil ve mavi olsun şimdi tamam mı? Diyelim siz burayı gittiniz sarı renkle boyadınız. Sonra burayı mor renkle boyadınız. Burayı yeşil renkle boyadınız. Mecburen artık buraya ne kalıyor? Mavi ya da sarı. Doğru mu? İkisinden biri. Eğer ben buraya sarıyla başlasam, sonra şurayı yeşil yapsam, burayı da yeşil yapsam, buraya ne kalıyor? Mor, sarı ve mavi kalıyor. O zaman demek ki arkadaşlar benim burada şu hamleyi yapmam lazım. 1. Buraya 4 renkten biri gelebilir. Buraya 3 renkten biri gelebilir. Buraya seçtiğim mor olduğu için burası da sarı. Yani o 4 renkten biri ve 3 renkten biri artık temsili mor olduğuna göre. Buraya moru da seçmeyip artık ya maviyi ya da sarıyı yeşili seçecek şekilde iki hakkım var deyip buraya iki diyorum bakın moru seçmeyeceğim. O zaman burada iki tane farklı renk oluştuğu için artık buraya da iki renk kaldı. Mecburen buraya iki yazıyorum bakın. Örnek görüntü sarı, mor, yeşil.
Mor ve yeşil de olamaz. Ancak sarı ve mavi kalıyor. İki hakkı kalıyor. Burada sıkıntı yok. Üç renk. Burada sıkıntı yok. Üç renk. Sonraki durumda sarı, mor, yeşil, maviden dördünden birini işaretliyorum. Dört taneden biri. Burası üç taneden biri. İkisini aynı yaptığım için mecburen buraya bir yazıyorum. Böyle olunca bakın sarı, yeşil, yeşil haliyle ne oluyor? Burada üç renkten birini kullanabilirim. Sarıyı, moru ve bir de ne vardı elimizde? Sarı, mor, mavi. Bu üç renkten birini kullanabilirim. Artık burası 3 oldu. Burada zaten sıkıntı yok. 3. Burada da sıkıntı yok. 3. Böylece arkadaşlar 4 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 4. 2 çarpı 2'den artı 4 çarpı 3 üzeri 4 oldu. Bunların toplamı da kontrol edin 756 olmuş olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar özellikle bakın bu soruda şu kısım hem şuradan hem de buradan etkilendiği için mecburen iki tane durumda değerlendirdik. Bu şekilde testi bitirmiş olduk arkadaşlar. Gerçekten güzel sorular vardı. Permütasyon kombinasyon olasılıktan çok pis sorular da soruyorlar. Bu konu aynı zamanda olimpiyat sorularında da çıktığı için bazen absürt sorular karşınıza gelebilir. Klasik yayınlar olan 3-4-5, acil, endemik, ondan sonra ne var? Bilgisayar mal, toprak yayınları falan. Bunlardaki sorular olur ama abartıp böyle abuk subuk yayınlardan da çözmeyin bu konuyu. Çok fazla soru çeşidi görmeniz lazım. Evet katılıyorum ama yayın adı böyle abuk subuksa çözmemizi tavsiye ederim. Çünkü adımızı duyuracağız diye ya da böyle sansasyonel bir soru olsun da millet yapamasın adımızı duyuralım diye saçma sapan sorular sorabiliyorlar. İçiniz rahat olsun. Benim hazırladığım zaten testleri, videoları izleyin, indirin kesinlikle. Sonra da buna baktığınız zaman gayet bir sürü şey öğrenmiş olursunuz. İyi çalışmalar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz.